Mısır tarihinde pek az kişi tarihin büyük Ramses olarak adlandırdığı 19. hanedanın 3. firavunu 2. Ramses kadar merak ve şüphe uyandırmıştır. Bugün 2. Ramses arkasında muhtemelen en çok her biri firavunun başarılarını öven anıtsal bir dizi saraylar, tapınaklar, heykeller ve dikili taşlar gibi eserler bırakmasıyla tanınmaktadır. Her savaş güçlü bir zafer, her yapı mükemmel, her heykel ve kamu işleri görkemli ve her hareket neredeyse insanüstü bir başarı olarak görülmektedir. Ramses'in erken yaşama hakkında çok az şey bilinmektedir. Doğumunun kesin yılı doğrulanmamıştır. Ancak yaygın olarak M.Ö. 1303 yılı olduğuna inanılmaktadır. Ramses'in ailesi yabancı olarak iktidara gelmişti. Onun ailesi Tebes'teki elit çevrelerden yükselen Güneyliler yerine Nil deltasından gelen Kuzeylilerdi ve askeri hizmetle yükselmişlerdi. İkinci Ramses destek toplama amacıyla büyüklüğünü herkese beyan ettiği kampanyasının bir parçası olarak halka hitap etmek için devasa anıtları kullandı. Yaklaşık 90 yıl yaşayan Ramses neredeyse 70 yıl boyunca hüküm sürdü. İnşaat kampanyaları sayesinde Mısır bilimciler onun kamuya açık başarıları hakkında çok şey bilmektedirler. Ancak eşleri ve çocukları hakkında hala çok fazla soru mevcut. Gerçekte halk kesiminden gelen ailesini askeri alanda gösterdiği maharetle kraliyet mertebesine yükselten 2. Ramses'in büyük babası 1. Ramses'ti. Babası 1. Seti ise çok sayıda maden ve taş ocağı açarak ulusun refahını güvence altına almış, Hititlere karşı kuzey sınırını güçlendirmişti. 2. Ramses henüz 14 yaşında tahta geçince Hititler genç kralın tecrübesizliğini fırsat bilerek kuzey sınırını zorlamış ve günümüzde Suriye sınırları içinde kalan önemli ticaret kenti Kadeş'i ele geçirmişti. İkinci Ramses henüz firavun değilken 13 yaşındaki ilk eşi Nefertari ile evlenmişti. Nefertari'den en az 4 oğlu ve 2 kızı olduğu düşünülmektedir. Ayrıca Ramses Meritanamon adındaki kızı ile babası olduğu halde evlenmişti. Ayrıca bundan başka İsetnofret adlı eşinden Bintanat adlı kızı ile de evlenmişti. Bundan da anlaşılacağı üzere 2. Ramses'in yaşam öyküsünün en çarpıcı yönlerinden biri etrafını saran kadınlardı. Yani büyük kraliyet eşleri ve cariyeleri bazen siyasi şov için ya da belki de gerçekten evlendiği ikinci leşleri ve kızlarıydı. Çok fazla sayıda erkek ve kız çocukları oldu. Bazı kayıtlar 100 kadar olduğunu belirtmektedir. Uzun süreli saltanatı nedeniyle çocuklarının çoğu ondan önce ölmüşlerdi. Saltanatının ilk birkaç yılında Ramses deniz korsanlarına karşı savaşlar ve büyük inşaat projelerinin başlangıcı ile sonraki gücüne referans vermişti. Bilinen en eski büyük zaferi saltanatının ikinci yılında muhtemelen M.Ö. 1277'de Şerden korsanları yendiğinde geldi. Büyük olasılıkla Yonya veya Sardunya'dan gelen Şerden Mısır'a giderken kargo gemilerine saldırmaya devam eden, Mısır deniz ticaretine zarar veren veya tamamen sakat bırakan bir korsan filosuydu. Ramses ayrıca büyük inşaat projelerini saltanatının ilk 3 yılında başladı. Onun emriyle Teb'deki antik tapınaklar özellikle Ramses'i ve neredeyse kutsal sayılan gücünü onurlandırmak için tamamen yenilendi. Geçmişteki firavunlar tarafından kullanılan taş oyma yöntemleri, ardından gelecek olanlar tarafından kolaylıkla yeniden yapılabilecek sığ oymalarla devam etmişti. Ayrıca Ramses, gelecekte geri alınması veya değiştirilmesi daha zor olacak daha derin oymalar sipariş etmişti. Gerek Mısır'da, gerek Nübya'da
II. Ramses'in anıtlarına rastlanmayan kazı alanı pek yoktur. Buradan anlaşılacağı üzere II. Ramses mimari alanda çok fazla eser yaptırmıştır. Kendi yaptırdığı eserlerin dışında üzerlerini oynama yaptırarak kendine atfettirdiği eserler de mevcuttur. İnşa faaliyetine saltanatının 3. yılında başlamıştır. Ramesseum olarak bilinen anıt tapınağını çok büyük bir ölçekte inşa ettirmiştir. O zamana kadarki en iddialı inşaat projesidir. Bu büyük projeyi yapabilmesinde o dönemdeki Mısır'ın zenginliği oldukça önemlidir. Bunun yanında barış ortamı inşaatlerde çalışabilecek işçilerin de bulunmasını sağlamıştır. Ramsesseum dışında önemli yapılardan iki tanesi Abu Simbel'deki iki kaya tapınağıdır. Bu tapınaklar Nübya'da yer almaktadır. II. Ramses'in Nübya'da bu tapınakları yaptırmasının özel bir nedeni vardır. Nübya, Mısır için bir altın kaynağı ve ticaret merkezidir. Bu yüzden II. Ramses Nübya'ya Mısır'ın gücünü göstermek ve orada kalıcılık sağlamak için bu tapınakları yaptırmıştır. Saltanatının 4. yılında yaklaşık olarak M.Ö. 1275'te Ramses, Mısır topraklarını yeniden kazanmak ve genişletmek için büyük askeri hamleler yapıyordu. Mısır'ın kuzeydoğusundaki şu anda İsrail gibi Orta Doğu ülkelerinin bulunduğu bölge olan Kenan'a karşı savaşa başladı. Askeri mücadeleler daha önce Hititlerin ve nihayetinde Suriye'nin elinde bulunan bölgelere yayıldı. Hükümdarlığın ilk yıllarında aşağı Nubya'ya, yani bugünkü Sudan'a yapılan altın arama seferlerinin düzenli ve yeterli su gereksinimini karşılamak amacıyla çölde büyük bir kuyu açtırdı. Suriye ve Filistin'deki Mısır egemenliğinin sürdürülebilmesi açısından stratejik önemi olan Nil Deltası'nda Per-Ramesse adıyla bilinen büyük bir krallık yerleşimi yaptırdı. Ramses'in hayatında yaptığı şehir ve tapınaklarda çok önemli bir yer tutmaktadır. Kurduğu Per-Ramses şehri ülkenin yeni başkenti olmuştu. Yaptığı en önemli tapınaksa Kraliçe Nefertari'ye adadığı Ebu Simbel'deki dağın içine oyulmuş büyük tapınaktır. Diğer birçok firavunun yapılarının tersine II. Ramses'in inşa ettirmiş olduğu birçok yapı ve tapınak günümüze kadar başarıyla korunmuştur. Bunlara örnek olarak Ebu Simbel Tapınağı ve eski Per-Ramses şehrinde yer alan Ramesseum Tapınağı örnek verilebilir. Per-Ramses demek, Ramses'in kenti demektir. Per-Ramses'in eski adı da Avaris'tir. Mısır'da II. Ramses tahta geçmiş ve genel olarak mimari yönden ülkesini güzelleştirmiştir. Ayrıca düzeni kurmak ve ülkesinin gücünü göstermek için bazı askeri seferlere de çıkmıştır. Bununla beraber tahta çıktığı dönemde ülkesinin Hitit devletiyle olan siyasi ve ekonomik sorunlarını da sırtlamıştır. Kadeş Savaşı hükümdarlığının en önemli olaylarından biridir. Savaşın nedeni M.Ö. 13. yüzyıl başlarında Mısır ve Hitit devletlerinin birbirine eşit kuvvetler haline gelmesi, Kral Muvatalli'nin ülke sınırlarına yeniden şekil vermek istemesi, 1. Sıbbülülüme döneminde Hitit prensi Zannanza'nın Kraliçe Arkesanemon ile evlenmek üzere Mısır'a giderken Mısırlılar tarafından öldürülmesi ve bu iki büyük devletin ekonomik çıkarlarının Kuzey Suriye toprakları üzerinde birleşmesidir. İki büyük ordu Kadeş yakınlarında karşılaşmış ve savaş burada yapılmıştır. Christian Jack'in Ramses Kadeş Savaşı isimli kitabında II. Ramses'in büyük bir başarı kazandığından, Hititleri darmadağın ettiğinden ve o zamanki Hitit kralı 1. Muvatalli'nin barış için yalvardığından bahsedilir. Aslında ne Mısır ne de Hitit devletinin Kadeş Savaşı'nın gerçek galibi olduğu söylenebilir. Ancak sadece Mısır kaynaklarına bakılmayıp objektif bir yaklaşım ele alınırsa askeri açıdan Hititlerin daha başarılı olduğunu söylemek mümkündür.
Savaşın ardından 3. Hattuşili döneminde 2. Ramses'le Kadiş Anlaşması imzalanmıştır. Anlaşmanın doğudaki Asur tehdidine karşı yapıldığı da ihtimaller dahilindedir. Ramses 1270 yılında da Hitit kralının kızı Mator ile evlendi. Kadiş Anlaşması'nın kil üzerine Hitit döneminde yazılmış bir örneği bugün İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde bulunmaktadır. Zamanla yaşlanan Ramses önce yerini ilk oğlu Ka'ya bırakmıştır. Fakat Ka 60 yaşına geldiğinde ölünce taht Merenptah'a kalmıştır. Ancak o da hala hayatta olan babasına sürekli danışmıştır. Ramses hükümdarlığının 2. yılında milyonlarca yılın tapınağı Ramesseum'da temel atma sırasında diktiği akasya ağacı altında dostu, kralın başkatibi ve sandalet taşıyıcısı Ameni'nin yanında 90 yaşında ölmüştür. O andan itibaren kralın dostu Ameni kendini hayatının sonuna kadar Ramses'in hayatını yazmaya adamıştır.